Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Kuruluşu Cumhuriyet öncesine kadar dayanan Sayıştay bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Sayıştay, halkın cebinden çıkan her kuruşun hesabını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına sormakla yükümlü. Hemen baştan şunu söylemeliyim ki, mevcut durum Türkiye Büyük Millet Meclisi hesap veren değil, saraya biat eden bir Sayıştay'dır değerli arkadaşlar. Ben şimdi size Sayıştay'ın nasıl sayılmaz hale getirildiğini birer birer anlatacağım. Sözlerimi başlarken buradan sözlerimin Sayıştay'ın kıymetli denetleyicilerine değil ama yöneticilerine olduğunu söylemek istiyorum. Ve buradan kıymetli denetleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Birincisi, Sayıştay Başkanı buradayken soruyorum. Denetimleri engellemek kanunen suçtur. Belge ibraz etmemek kanunen suçtur. Peki şimdi soruyorum. Sayıştay denetçilerini 9 Eylül Üniversitesi'ne sokmayan rektör hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulundunuz mu? Yoksa o Sayıştay denetçisi hakkında soruşturma mı yaptınız? Size soruyorum. Türkiye'yi yalanlarla işgal eden Pinokyo TÜİK belge sunmadığı halde onlar hakkında denetlemeyi engellemekten suç duyurusunda bulundunuz mu? Milli İstihbarat Teşkilatı hakkında belge vermedi diye suç duyurusunda bulundunuz mu? Size buradan soruyorum. Engellemeler birincisi, ikincisi partizanlık. Sayıştay'ın başkanlık kadrosuna bakarsanız eğer yardımcılarına AKP adaylarının olduğunu görürsünüz değerli milletvekilleri. Ama ben şimdi size 4 büyük şehir söyleyeceğim. Gaziantep, Sakarya, Konya, İstanbul. Bu 4 belediyenin şirketleri var. Sayılarını söylemiyorum. Bu belediyelerin şirketleri Konya, Sakarya ve de Gaziantep belediyenin şirketleri ne hikmetse denetlenmiyor. İstanbul'da denetlenmiyordu. 2017'de şirketlerde yok. 2018'de şirketlerde yok. Ama 2019'dan sonra ne hikmetse denetleniyor. Ben size İstanbul'u denetlemeyin demiyorum. Ama buraları da denetleyin. Buraları da görün, buraları da görün. Onu söylüyorum size. Partizanlığın danışkası burada değerli arkadaşlar. Peki bulgu sayıları. Çok ilginç kurumlarda çok ilginç bulgu sayıları var. Bakın Cumhurbaşkanlığı'nın 7 yıldır bulgu sayısı 0 değerli arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda onlarca bulgu var. Ama Spor Toto'da bulgu 0. Şimdi insanın sorası geliyor. Niye bu kurumlarda bulgular hep 0? Ben buradan şuraya geçmek istiyorum. Klasik bir denetleme şöyle yapılır. Denetçi kuruma gider, rapor hazırlar, raporlama değerleme kurulu okur ve sonra o anla online olarak sisteme girilir. Ama burada bir budama ustasıyla karşı karşıyayız şu anda. Koyun kırpar gibi Sayıştay raporlarını kırpan bir Sayıştay başkanlığıyla karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. Sayıştay raporları kırpılıyor. Sayıştay başkanının tek yeteneği, takdir edeceğim tek şu, matbuat konusunda başarılı. Çünkü raporları kırptığı için fazla kırtasiye masrafı çıkmıyor değerli arkadaşlar. Böyle bir Sayıştay başkanıyla karşı karşıyayız. Ama Amasra'da da gördük mesela. Yerine getirilmeyen bulgu diye bir şey yayınlıyor Sayıştay denetçileri. Ne demek? Ben önceki yıllarda bunu buldum. Bu sene bu bulgu devam ediyor mu diyor. Bunların arasında birçok bulgu aynı zamanda suç unsuru. Şimdi Sakarya Büyükşehir'in bütçeyi burada Sayın Grup Başkan Vekili. 14 bulgu var. 12'si yerine getirilmiyor. Bunlar arasında suç unsuru olanlar da var. Yerine getirilmiyor. Peki ben size soruyorum. Denetçilerimizin tespit ettiği unsurlar tekrar yerine getirilmiyor diye tespit ediliyorsa Sayıştay Başkanlığı herhangi bir suç duyurusunda bulundu mu? Bunu soruyorum. Bu zamana kadar Sayıştay denetçilerinin bizlerin de tespit ettiği onlarca bulgusu var. Kamuoyuna çıkmış. Siz bunlarla ilgili hangisiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundunuz? Neden bulunmuyorsunuz? Kimi koruyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Bunu sormak istiyorum size. Ve şimdi buraya çıkan her AKP'li milletvekili bize dedi ki varlık fonu denetime tabidir. Biz diyoruz ki varlık fonu denetim
tamamlayalım lütfen. Evet. Varlık fonuna tabi şirketlerin %60'ı denetimden kaçırılıyor. Ve siz diyorsunuz ki bağımsız denetim var değerli milletvekilleri. Ben şimdi size o bağımsız denetimin raporunun niteliğinden bahsetmek istiyorum. Diyor ki sınırlı olumlu görüş bildiriyor. Bağımsız denetçi. Parasını vermişler ve o bağımsız değil sınırlı olumlu görüş. Ne demek biliyor musunuz sınırlı olumlu görüş değerli milletvekilleri? Ben denetim yapamadım, bana bilgi ve belge vermediler demektir. İşte Türkiye Varlık Fonu'nu da denetimden kaçırıyorsunuz. Durum bu kadar net ve sari. İşte buradan bütün o varlık fonu yöneticilerine sesleniyorum. Yakında iktidar değişiyor ve Sayıştay denetimine tabi olacaksınız. Ona göre bütün hazırlıklarınızı yapın, bilgi ve belgelerinizi hazırlayın. Denetim kutsaldır. Aynen vergilendirilmiş kazanç gibi. Hepinizi saygıyla, sevgilerle.